Vay canına, anlaşılan bu işte kötü bir Noel olmayacak. Hı? Ha! Hey çocuklar, Noel Baba geldi. İçeri gel Noel Baba. Mutlu Noeller çocuklar. Bu o şimdi. Canını sever kaçsın. Çabuk baba. Çabuk baba. It's just tough luck that Christmas only comes on Christmas Day. Oh, jingle bells, jingle bells. Hey, Noeller dostlar. Hey, bu ne hal ha? Burun deliklerime ümit veren şu hindi nerede? Şuraya bir bak Herman ve kendin gör. İşte, bu Noel Baba'yı bir süre oyalar. Söyleyin. Bu budalanın Noel'inizi mahvetmesine izin vermeyeceksiniz değil mi? Şimdi bakın o hindiyi nasıl alıyorum ben. Yemekten önce kadeh kaldırayım. Dünyaya barış, insanlığa iyilikler dilerim. Kaçırdım. Dur. Öksü otu. Kedi teyzeden bir Noel hediyesi gelmiş. Vay canına, bir itfaiye arabası. Tam istediğim gibi. Fareyle doldurulmuş bir hindiden daha lezzetli ne olabilir? Oo, Blitzen! Oo, Thunder! Oo, Prezel! Evet, bunun Noel Baba olmadığını söyleyemezsiniz değil mi? Hepinize iyi Noel!
Bütün kedicikler yataklarında mı? Noel Baba hediyelerini bırakabilir evet, mi? Evet Noel Baba. Şimdi uyuyorum. Evet, masala devam. Çocuklar, zavallı sandalcı ateş sandalını alıp kaçtığından beri ormanda kara kara ne yapacağını düşünüyormuş. Kıyıyı bulmuş ama sandalı olmadan o azgın dalgalarla boğuşup oradan kaçamazmış ki. Zaten yaşlı olduğu için de yüzemeyip denizde boğulmaktan korkuyormuş. Adada yaşayan Robinson gibi yani. Aferin doçocuğum, aynen öyle. Tabii bu arada onu orada mahsur bırakan ateş köylüleri kendi sandalıyla taşımaya devam ediyormuş. Köylüler bizim sandalcının nerede olduğunu merak etmiyorlar mıymış? Ediyorlarmış ama ateş herkese onun köyden çok sıkılıp orayı terk ettiğini söylüyormuş. Yalancı onu aramasınlar diye yapıyor. Ve köylülerden bir sürü de para alıyormuş. Köylüler köyde başka sandalcı olmadığı için mecburen onunla geçiyorlarmış karşı kıyıya. Oysa ateş hem taşıdığı yolculara hem sandala eşlik edip oyun oynamak isteyen yunuslara çok kötü davranıyor hem de denizi kirletiyormuş. Bu yüzden artık kimse onun sandalına binmemeye başlamış. Bu arada ormandaki ihtiyar ağaçlardan kendisi için yeni bir sandal yapmaya çalışıyormuş. Günlerden bir gün ateş ihtiyar sandalcıdan da kurtulduk. Niye hala kimse benim sandalıma binmiyor diye kara kara düşünüp öfkelenirken denizdeki fırtınaya aldırış etmeden küreklere asılınca sandalı alabora oluvermiş. Alabora ne demek Adile teyze? Alabora sandalın devrilmesi demek doçocuğum. Neyse. Sandalı suların derinliklerine gömülen ateş panik içinde sağa sola yüzüp etrafındakilerden yardım almak için bağırıyormuş. Layığını buldu galiba sonunda. Tam olarak değil doçocuğum. Kendisine ormanda kaldığı süre içinde yeni bir sandal yapmış olan ihtiyar denizde birinin yardım çığlıklarını duyunca hemen yanına gitmiş. Onu kurtarmış. Yardım edip kurtardığı kişinin ateş olduğunu anlayınca ona bir oyun oynamaya karar vermiş. Boğulma tehlikesi atlatan ateşin iyileşip kendine gelmesini beklemiş. Baygın olan ateş gözünü açınca karşısında yaşlı sandalcıyı görmüş. Olanları anlayıp çok utanmış. Sandalcı ateşe, "Sen beni bu orman kuytusunda yapayalnız bir